Sevgili izleyiciler, Otofan'dan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz C sınıfında ya da C segmentinde crossover bir otomobil olan Subaru'nun XV modeli. XV modeli ile ilgili genel bilgilere geçmeden önce, yeni bir boxer tip 1.6 litrelik bir benzinli motora sahip olduğunu, 150 Nm torku ve 115 beygirlik bir güce sahip olduğunu söylemem iyi olacaktır. Aynı zamanda aracımız 100 kilometrede ortalama yaklaşık 6,5 litre gibi bir yakıt tüketimine sahip. Subaru aslında Confidence in Motion marka sloganı ile tam bir uyum sağlayan bir görüntüsü var XV modelinde. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Genelde XV rakiplerinin büyük çoğunlukla iki çekerli olduğu crossover kategorisinde standart, simetrik, dört çeker özelliği ile büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten benzer rakipleri içerisinde hep iki çeker olan rakiplerinin karşısında bence bu XV crossover modeliyle bir farklılık yakalamış Subaru. Yerden yüksek tasarım ile XV'nin ön plana çıktığını da bu crossover segmenti içerisinde söylememiz gerekiyor. Böylelikle arazi uyumunda, ki ufak da olsa bir off-road yaptık bu aracımızla ve orada da bu yüksekliğin ve dört çekerin ciddi avantajlar sağladığını küçük testlerimizde de yaşamış olduk, hatta görmüş olduk demem doğru olacaktır. Aslında yeni bir çizgiye sahip olduğunu söylemek mümkün. Gerçekten bu crossover işlevselliğini ya da özelliğini ön plana çıkartarak şık ve akıcı çizgilerini yüksek gövdeyle bir araya getiren yeni bir tasarıma sahip Subaru XV. Ön kısımda tercih edilen altıgen ızgara ve atmaca gözünü andıran farlar, ki bu benzetmeleri yaparken siz de baktığınızda aynı benzetmeleri hissedeceğinize inanıyorum. Subaru'nun bence araç kimliğini de ön plana çıkartıyor. Tabii ki yenilikçi tasarımlarla dizayn edilmiş alüminyum jantlar, biçimli hatlara sahip yan kaplama, XV'nin sportif ve crossover segmentine uyumlu bir görünüm sağlamasına da neden olmuş diyebilirim. Tavan bölmesi, yani şu andaki kullanılan tavan bölgesi iç yapısı yeniden oluşturulmuş, yükseltilmiş. Ve bagajda da seviye farkı olmaması için, bagaj için, yani eşya yükleme ve indirmeyi kolaylaştırmak amacıyla seviye ayarı yapılmış. Ve 380 litrelik de bir bagaj hacmine sahip olmuş Subaru XV. Gösterge paneli ise ortaya. Zaten direksiyon içinden çok rahatlıkla gözüküyor. Bu da kullanıcısına iç mekanda zaten rahat olan mekanı daha geniş ve ferah hale getiren bir ergonomiye sahip olarak ferahlık hissi vermiş diyebilirim. We'll be right back.
Sonuç olarak X-Ray için tek söyleyebileceğim şey, benzer segmentteki benzer rakiplerinden çok net bir şekilde kendini ayıran en önemli özelliği 4 çeker olması. Ve bu 4 çeker avantajıyla da X-Ray'nizi gerektiğinde off-road amaçlı kullanabilme olanağı sağlıyor. Bu da bence bu araca sahip olmak için gerçekten yeterli bir unsur olarak öne çıkıyor demem yeterli olacaktır. Tabii ki sizlerin yine bu aracı bence bir şekilde test edip kullanıp ondan sonra karar vermeniz gerekir. Ama şunu söyleyebilirim, yaptığımız soft off-road denemelerinde de bu özelliğiyle ön plana çıktığı için rahatlıkla bu fonksiyonu da okey diyorum. Ve aracın kullanımı, yakıt ekonomisi yeni Boxer modeliyle de iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sizin bunu test edip denedikten sonra vereceğiniz kararla. Geçtiğimiz haftalarda Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki gezintimizi ekranlarınıza getirmiştik. Bu hafta ise fuardaki gezintimizin son bölümünü sizlerle paylaşacağız. Bu hafta ilk olarak ekranlarınıza getireceğimiz stand Chevrolet. Markanın standında ilk kez Detroit Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Code 130 R ve True 140 S konseptleri yerlerini alırken en büyük yenilik ise ilk kez tanıtılan Cruze'un vagon versiyonu oldu. Cenevre'de başta Hyundai standı olmak üzere fuarın en çok dikkat çeken modellerinden biri olan İzmitli i20 oldu. i20 markanın akıcı tasarım felsefesiyle yorumlanmış yeni ve modern yüzüyle Avrupalı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. i20'nin yanı sıra i30 vagon ve markanın yeni çarpıcı konsepti Iconic konsepte standta göz kamaştırdı. Bakalım fuarda karşılaştığımız Hyundai Türkiye Genel Müdürü Sayın Ümit Karaaslan, Otofan mikrofonlarına tüm bu yeni modeller hakkında neler söylemiş? Ümit Bey, yine bir fuarda beraberiz. Öncelikli olarak i40'dan bahsedebilir misiniz? Evet. Bildiğiniz gibi Hyundai'nin değişen yapısı çerçevesinde tüm modeller yenilendi. Ve de biz de bu Hyundai'nin yeni ürün gücünden aldığımız onur ve gururla da bir sürü modelimizin lansmanını yapıyoruz Türkiye'de. Şimdi i40'dan başlarsak i40 için çalışmalarımız sürüyor. Muhtemelen ikinci yarıda Türkiye pazarına sunmuş olacağız. Vergilerdeki son dönemde yaşanan değişme nedeniyle tabii 2 ve üstü çok arttığı için vergilerin biraz daha bir pazar çalışması yapmamız gerekir. Ürün yerleştirme, fiyat oluşturmayı birkaç kere daha çalışmamız gerekiyor. Ama onu da Türkiye'de satışa sunmuş olacağız. i40 için konuşuyorum. Zaman için söyleyebilir miyiz? Yani ikinci 6 ayda. Diyebiliriz, evet diyebiliriz. Onun için çalışmalarımız sürüyor. Karşılıklı olarak görüşmelerimiz sürüyor. Onu da yapacağız çünkü i40 Sonata'nın takipçisi biliyorsunuz. Ve şu anda dünyada birçok ülkede yılın otomobili teknik açıdan, müşteri memnuniyeti açısından, güvenlik açısından, performans açısından ödüller alıyor. Sizin gibi değerli basın mensupları tarafından test ediliyor ve büyük de önem veriliyor. O açıdan hem bizim için de ürün gamımızı zenginleştirmek açısından getireceğiz diye düşünüyorum.
Şimdi gelelim i30'a. Evet. i30 biliyorsunuz geçen fuarda da vardı ve özellikle yabancı Avrupalı markaların başkanları tarafından da bizzat standımızda incelendikten sonra, hatta YouTube'a da oldu biliyorsunuz. YouTube'da da yayınlandı. Hayranlıklarını dile getirdi. Frankfurt'un yıldızıydı. Yıldızıydı. Şimdi onun için artık çalışmalarımız tamamlandı ve Mart'ın 22'sinde önce siz değerli basın mensuplarına bir tanıtım yapacağız. Aynı ay sonu itibariyle de Mart ayının 23-25'lerinde pazara sunmuş olacağız. Hemen arkamızda yenilenmiş, aslında yenilenmiş diyorum ama yeni, her şeyle yeni gözüküyor. Evet. i20 var ve Türkiye'de üretiliyor. Sizlerin ürettiğiniz bir ürün. i20 için konuşacağımız çok şey vardır. i20 için neler söyleyeceğiz? Evet, bu fuarın bizim için hep onur ve gurur verici bir yönü de hakikaten yeni i20. Dün burada Avrupalı distribütörler vardı ve Avrupalı basın mensupları da vardı. Yeni i20'nin Avrupa lansmanı da Türkiye'de olacak. Mayıs ayının ilk yarısında olacak ve tahmin ediyorum Avrupa'dan 150'ye varan gazeteci ve pilo sahipleri, distribütörler yaklaşık 300 kişi 2 hafta boyunca gelecekler, test edecekler. Bu bir için önemli. Donanımı da yenilendi. Yeni bir motor seçeneğine de sahip olacak. 1.1 gücünde bir motoru olacak. Gaz salınımı da şu anda Avrupa'da satılan otomobillerin en düşüğü olacak. 84 olacak ki çok önemli bir rakam bildiğiniz gibi. Bu yıl yaklaşık 90 bin adet i20 üretilecek. Esas amacımız 2 yıl içinde 120 bin adede çıkartmak sadece i20'yi. Bunun da %25'i iç pazar, %70 iç dış pazar olduğunu düşünürseniz 28 ülkeye şu anda ihraç ediliyor. Yeni ülkeler geliştirme çalışmaları devam ediyor. Yani bizim o açıdan da bize büyük onur ve gurur veriyor. Teşekkür ediyoruz Ümit Bey bu güzel sohbet için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dacia'da fuara yepyeni bir modelle merhaba diyen markalardan. Markanın MPV segmentine ilk kez adım attığı model Logi, Cenevre'de otomobil tutkunlarıyla buluştu. İlk bölümümüzde sizlerle Renault standındaki tüm yeni modeller ve konseptlerden bahsetmiştik. Bu kez yanımızda markanın dünya pazarlama ve iletişim direktörü Steve Norman ve elektrikli araç program direktörü Terry Koskas var. Biz Avrupa'daki krize şöyle bir cevap verdik. Sadece Avrupa'da var olmuyoruz. Uluslararası planlarda var olduğumuz ve çalıştığımız için bu krizden başarıyla çıkabileceğiz. Özellikle Brezilya, İran ve Rusya'da çalışıyor ve satış yapıyor olmamız sayesinde bu durumu aşacağız. Bu üç ülkede çalışıyor olmasaydık ve Türkiye gibi çok güçlü bir ülkede var olmasaydık bu kadar sağlam bir şekilde bu krizden çıkamayacaktık. Stratejimizi uzun vadeli düşünüyoruz ve çok yakında ikinci bir aşamaya geçeceğiz. Tabii ki bunu gerçekleştirirken de üç kuvvetli noktamız, her şeyden önce güçlü iki markamız var. Renault ve Dacia. Temelimizde %100 elektrikli araçlar var. Türk izleyicilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Elektrikli araç demek hiçbir şekilde egzoz gazının çıkmaması demektir. Biliyorsunuz, geçmişte Made in Germany bir kalite markasıydı. Çok yakında Made in Turkey isimli bir kalite etiketi çıkacağına çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan 4 yıl önce şunu tespit ettik. Sıfır salınımlı araç üretmenin tek yöntemi %100 elektrik motorlu araç üretmekti. Bu çok önemli bir karardı. Her şeyden önce çevre kirliliğini azaltmak için ve sizin de belirttiğiniz gibi fosil yakıtların azaldığı ve gitgide daha pahalı hale geldiğini bildiğimiz için elektrikli teknolojisi kısa zamanda gitgide geliştirilebilir. Bursa Fabrikası grubumuzun en iyi fabrikalarından. Elektrikli araç gamımızın ilk ürününü de Bursa'da üretmekten dolayı çok mutluyuz. Tabii ki bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Fluence, Kango, Twizy ve Zoe olmak üzere 4 elektrikli aracımız var. Ve 4 elektrikli araç yapabilen tek otomobil üreticisiyiz. Belki ileride bu gam daha da genişletilecek. Ama önceliğimiz bu 4 elektrikli aracın pazarlamasını iyi gerçekleştirebilmek.
şöyle düşünüyoruz. 2020 yılından itibaren dünyada satılan 10 araçtan bir tanesi elektrikli araç olacaktır. Demek ki bu 6-7 milyon araç anlamına geliyor. Bu çok önemli bir sayı. Çünkü petrolün daha pahalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca otomobil piyasası ilerlemiş olacak. Dolayısıyla bu çok önemli bir piyasaya tekabül ediyor. Tabii ki zamana ihtiyacımız var. Müşterilerin de eğitime ihtiyacı var. Ama müşterilerimizden aldığımız ilk tepkiler bize cesaret verdi. Tabii ki elektrik motorlu araç devrimini gerçekleştirmek biraz zaman alacak. Biraz zamana ihtiyacımız var. Her şey çok iyi gidecek. Buna inanıyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz ve bu soruları sorduğunuz için. Size kısaca şunu hatırlatmak istiyorum. Her şeyden önce Türk piyasası ve Türkiye Renault için çok önemli bir ülke. İlk elektrikli aracımızı Bursa fabrikamızda üretmekten dolayı çok mutluyuz. Gerçekten çok önemli, mükemmel bir kalite düzeyi yakaladık. Çok talepkar müşterilerimiz var Türkiye'de. Dolayısıyla çok mutluyuz.